Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bugün size bu iğne yolları arkadaşlar bakın birbirine çok benziyor. Birinci ve ikinci. Bunları tığa çevirmem istendi. Şimdi arkadaşlar bunlar her ikisi de birbirine çok yakın. İkisi de gönlü olsun kızmasınlar diye ikisi aynı model olduğu için farklı bir model olmadığı için ikisinin de gönlünü hoş etmek adına bunları tığa çevirdim. Evet gösterdiğim modelleri bu şekilde tığa çevirdim. Bakın kayanın üzerine iki dal ve dediğim gibi beyaz yuvaları da bu şekilde çiçeğime yuva olarak kullandım. Her iki arkadaşım da inşallah gönlü olur beğenirler. Şu beyaz olan kısım var ya arkadaşlar. Şurayı da 5 yapacaktım. 4 yapmışım. Sonra da sökmedim. Böyle de hoş oldu sanırım. Orayı 5 de yapabilirsiniz. Eğer siz tercih ederseniz. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ve modelimizi yapalım. Evet arkadaşlar ara bu şekilde 3 tane tek kirpikli ara suyumuzdan yapıyoruz. Şimdi sonunda yapacağımız iş için direkt bu kayamızın yapımıyla başlayalım. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Ara mesafesi olarak iki tığ battı yapmışız arkadaşlar. Ve buraya dört tane zincir çekiyorum. Hemen tığ battıma giriyorum. Ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Dört zincir. Bu girdim. Sık iğne ile sabitledim. 4 zincir 1 2 3 4 zincir sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum 4 tane tığ battığı yaptım şöyle çevirdim sık iğne ile buraya girip yuvama sabitledim yine aynı şekilde 4 zincirimi çekip şimdi arkadaşlar 4 olan tığ battığı 3'e düşecek. Şimdi kenarda kesim işlemi yaptık. Evet, 3 zincirimizi çekip kapattık. Şöyle sık iğne ile sabitliyoruz. Dönüyorum. Hemen yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi burada kenarda yine kesim işlemi yaptık arkadaşlar. 3 olan yuvamızı ikiye düşürdük. Sondaki yuvamın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Hemen çevirdim. Tığ battının içine sık iğne ile sabitledim Şimdi arkadaşlar bu yuvaya 6 tane zincir çekerek büyük bir yuva yapacağız. Bakın tek kaldı. Tek olan 4 zincirimi çekmiyorum 6 zincir çekerek daha büyük dallarım için yuva elde etmiş oluyorum şöyle bakın 2 zincir çektiğim ters tarafından düz tarafına döndüm bir defa tığımın başına doluyorum yuvaya girdim 2 2 böyle minik bir trabzan yaptım yine 2 zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen aynı yaptığım bu trabzanın içine girip 2 2 olarak alıyorum. Yine 2 zincir. Bu şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu üçüncü ve sonuncu trabzanımız bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. 5 zincirimi hemen son yaptığım trabzanıma sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Evet. Şimdi bu beyaz 5 tane yapacağımız yuva için e, bu 5 zincir yuva oldu yuva için yuva yaptık yani 5 tane zincirle tepesine şöyle 1 2 2 zincirde arkadaşlar hemen bir alta iniyorum bu şekilde sonra dibinde de bir zincirimi çekiyorum ve sık iğne ile sabitliyorum dalımız hazır bu şekilde Şimdi diğer dala geçmeden önce bu şekilde 1, 2, 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar dalların birbirine değmesin çiçeklerin yaprakları birbirine değmesin diye bu şekilde araya iki tane sık iğne yapıp bu dalın aynısını yapıp hemen geliyorum. Evet diğer dalımızda aynı şekilde yaptım hazır. Şöyle 2 zincir çekiyorum hemen dibindekini atlayıp ikincisine kapatıyorum bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar sakın dibine batıp marullandırmayın ve yine iki zincirimi çekiyorum direk bakın tığ battıdan dönüş yaptığımız yuvaya giriyorum tığ battının içine şöyle bakın, kapattım sık iğne ile şimdi buraya 3 zincir çekerek 2 tane tığ battı mesafesi veriyorum başlangıçta vermiştik sağ tarafta Sol tarafta da aynı şekilde buraya tığ battı mesafesini verdim. 4 zincir 2 3 ve 4. Hemen bakın buradan sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincirli bir tane yuva yaptım. Geriye de aynı şekilde 4 zincirle döndüm. Şöyle çevirdim. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya 4 zincirimi yuvanın içine sabitliyorum. 6 zincir 6 zincirle kirpik yapacağız. Bu kirpiğimizi de bu yandan kapattığımız yuvanın içine yapıyoruz. Bu şekilde şöyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Hemen yine 5 zincir boş olan bir sonraki bakın boş olan tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet, bir tanesini yaptık ara suyunun. Bir tane daha yapalım. 4 zincir hemen buraya tığ battının içine sık iğne ile giriyorum. Yine 4 zincirle dönüş yapıp 4 zincirli yuvanın içine buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 çevirdim yuvanın içine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum 5 zincir Hemen boş olan bir sonraki tığ battığının içine girip sık iğne ile sabitliyorum Evet buraya iki tanesini yaptık bu şekilde arkadaşlar beş tane e, herhalde yeterli olacak sanırım şimdi bu çiçeğimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar niye yaprağın teki yapıldı derseniz ben video çekerken düğmeye basmayı unutmuşum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi yaprağı tekrar göstereceğim. Bakın burada yaptığımız dalımızın ucuna bu şekilde sık ile ipimi sabitliyorum. Ve buraya 6 zincir çekerek yuvalar hazırlayacağım. 6 zincirimi çektim. Hemen Buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 6 zincir. Ben bu 5 zincirli ucuna yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip yuva yapıyorum. Tekrar 6 zincir. Yuvamın içine girip bu şekilde yuva yapıyorum. 4 5 6. Yeşil yuvaya girdim kapattım sık iğne ile sabitledim dibine de bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıyorum Evet şimdi arkadaşlar şuraya da üç tane bakın bu ortada geçiş yeri olarak bıraktığımız yani şu aslında sık iğne ile dönüş yaptığımız yuva boş olan yuva değil de oraya da şimdi üç kirpik Evet arkadaşlar bakın yeri belli zaten dönüş yaptım tığ battım yuvam yani buraya giriyorum şöyle sık iğne ile ipi sabitliyorum buranın zinciri 5 kirpikleri genelde 5 zincir yapıyorum benim elimin ayarı 5'te güzel oluyor arkadaşlar şöyle sık iğne ile sabitledim ha, sağ sağ şöyle kaydırarak sığdırmaya çalışıyorum hemen ikinciyi kapattım buraya yine sonuncu ve üçüncü kirpi de şöyle köşesine sığdırıyoruz arkadaşlar hemen bir zincirimi de çekiyorum bu şekilde ipimi koparıp yakacağım Aslında arkadaşlar bakın buranın kalan payı az ama şu sık iğneler kapansın, şöyle güzel bir görüntü dursun. Orası pek hoş durmuyor bence. O yüzden bu şekilde üç kirpiği yapıyorum. Evet, şimdi çiçeğimizin yapımına başlayalım. Bu şekilde ilk beyaz yuvamızın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Bu bir zincir önemli, tüm şeklini veriyor arkadaşlar. Şu toplayacağımız ilmeklerin, bakın ikinciyi onun ayarına getirdim. Üçüncüyü ve dördüyü dibinde birer zincir çekerek dört tane ilmeği topluyorum ve 2 2 alarak bu ilmekleri şöyle 3 seferde bakın başa kadar çıkıyorum şöyle 3. ve dibinde yine bir zincirimi çekiyorum bir tanesini atlıyorum ikincinin içine girip şöyle bir tane ilmek aldım ve sonuncunun arasına da bu şekilde bakın teli aralıyorum biraz sonucu içe kaçtığı için fazla gözükmese de şöyle 2 2 alarak bu şekilde bir tanesini atlayıp hemen ikincinin içine bu şekilde girdim dibinde bir zincirimi çektim kapattım arkadaşlar şu şekilde 8 tane zincir çekiyorum hemen aynı beyaz yuvanın içine kapattım bu şekilde sık iğne ile sabitledim Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın yaprağım oluştu minnak çok güzel bir yaprak oldu arkadaşlar hemen ikinci beyaz yuvaya girdim şöyle dibinde yine sıkıca bir zincirimi çekiyorum ve iki dibinde bir zincir üç dibinde bir zincir dört dört tane yine ilmeği topladım ikinci yaprak için yapraklarla çiçek oluşturuyoruz yani Şimdi 2 ve 2. Dibinde yine bir zincirimi çekiyorum. Bir tanesini bırakıp ikincinin içine bu şekilde giriyorum ve sonuncunun içine de aynı sistemle girdim. Şöyle 2 şöyle 2. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tanesini bırakıp ikinciye. Bir tanesini bırakmak demek yani azaltıyorum demek arkadaşlar bu şekilde ve 8 tane zincir tı 7 ve 8 8 zincirimi yine bunu arkadaşlar kopararak da yapabilirsiniz bu yaprakları böyle hepsini tek tek koparıp sıfırdan yeniden yuvalara girerek yapabilirsiniz modelde o şekildeydi yine aslında ben biraz hani kolay olsun tembel işine kaçmak için bu şekilde ip koparıp yakmanın yüzünden bu şekilde böyle zincir 8 zincirli aşağı iniyorum Evet üçüncü yuva ve dördüncü yuvayı da aynı şekilde dolduracağız aynı işlem arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu şöyle bu da önceden sizler için hazırladım mor rengim mor rengimin ipi arkadaşlar şahane bir güzel bir ipti incecik böyle kütür kütür Evet ütüsüz arkadaşlar biliyorsunuz bu modeller bu ipler ütülendiği zaman daha da güzel Böyle arka tarafından ütülendiği zaman yapışıyor. Daha bir tiril tiril böyle yaprak yaprak duracaktır. Evet. Eğer beşli yapacaksanız bu yaptığımız üçlü dalı dörtlü yapıp dörtlünün içine beş zincirden yuva yapan arkadaşlar. Bu dörtlü olmazsa dalımız kısa olur. O yüzden dalımızı dörtlü trabzandan yaparsanız beşli için daha uygun. Hani değmesi birbirine değmesi açısından yakın olması açısından Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Bunları iğneden ta çevirmek biraz arkadaşlar hesap istiyor. Uğraş istiyor. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.